Burası yeşillikler içerisinde bir yer. Neresi burası? Zekeriyaköy. Ne var burada? Evimiz. Gözüküyor zaten. Kocanın adı ne? Muammer. Muammer. Kocanın da işleri biraz... İyi gitmiyordu, toparlandı. Bu da gözüküyor zaten. Sen bir hastalık mı geçirdin yavrum? Grip oldum ama geçiyor. Uzak dur, bana bulaştırma ha. Uzak dur. Hepsi burada gözüküyor. Ne gözüküyor acaba? Spiritüel dünyadan bana gelen bilgilere göre transa geçiyorum. Kocam Muammer'le birlikte ekonomik düzlüğe geçiyorsunuz. Ferah eriyorsunuz, kriz bitiği. Yeşillikler içerisinde, Zekeriyaköy gibi bir yerde mutluluklar içerisinde oturuyorsunuz. Vallahi hepsi doğru. Herhalde burada kafadan atmıyoruz. Metafizik dünyadan bilgi veriyoruz hanım kızım. Para kabul etmiyormuşsunuz dediler. Asla, kesinlikle asla. Cep telefonu ve laptop getirdim. İstediğiniz modeller. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Geçtiğim otel mi? Sağ olun efendim. Şeyhim, süre doldu. Diğer müşteri Fani'yi alalım mı? Teşekkür ederim. Ay etme, etme. Ben bunu manevi duygularla yapıyorum hanım kızım. O ne sepetteki? Yumurta. Aman. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma ha. Para almıyor dediler. Tamam. Bak bakayım. Düz bak. Geleceğin parla, popon yüz yuvarla, çalışmaya devam. Hadi yeter, bu kadar yeter. Hadi git buradan. Bu kadar mı? Fazla bile. Ben burada gelecekten haber veriyorum. Nostradamus geleneğini yaşatıyorum. Senin bana getirdiğin hediye yumurta. Ulan! Hadi git! Hadi çık. Şeyimizi sinirlendirmeyin. Bakın asabi oldu. Haydi, haydi. Çift sarılı mı acaba? Burası yeşillikler içerisinde bir yer. Ferah, aydınlık. Neresi burası? Ne bileyim ben? Karadeniz olabilir mi? Sen bileceksin. Falcı sensin hemşerim. Sizin Karadeniz'de ev var mı yok mu? Olabilir de olmayabilir de garantisi yok. Nasıl yani? Var mı yok mu oğlum? Bilmiyor musun Karadeniz'de ev var mı yok mu? Bilmiyor musun ya? Ben bilirim de sen görmüyor musun olup olmadığını? Oğlum böyle fal baktırmaya gelmişsin, hiç yardımcı olmuyorsun Tursun. Ya ben fal baktırmaya gelmedim. Sokağa hırsız dadanmış da. Hırsız mı? Sokak çok karanlıkmış. İşte elektrik direği tekiler. Sayın Sütçüoğlu da apartmanın kapısının, evin kapısının kilidini değiştirdi. Tam o sırada bir kahve içeyim dedim. Kahvemi bitirdim. Makbule Hanım kolumdan tuttuğu gibi buraya getirdi. Bir titreme geldi. Ay, cebi yoktur mu? Alo, ben Burhan Hoca. Ne bağırıyorsun lan? Tanırdı, pabucumun rakçısı. Gördümse gördüm. Evet dedim. Rüyamda seni Fatoş aldatırken gördüm. Ne lan? Hasretmiyordun mu? Geberteceğim lan seni, pislik. Oğlum yok öyle bir şey. Niye yalan söylüyorsun? Kız ağlaya ağlaya gitti. Yalancı. Kimsin lan sen? Lan yemişim lan senin metafizini. Kimsin oğlum sen? Lan! Benim gizli güçlerimi kullandırmak zorunda kalır kadar bırakma beni, terbiyeli ol. Kimsiniz? Lan bak, bu gece istihareye yatacağım senin için. Karanlık sokaklarda kediler saldıracak. Bu da sana gerçek olacak. Titreme girdi bana. Lan kedi deme, huylanıyorum lan. Allah'ım şunu o kadar gönülden istiyorum ki. Gerçi benim öyle gizli güçlerim yok ama kalbim temiz. İnşallah bir daha uyuyama, bir daha rüya göreme. Herkese rezil ol. İnşallah o karanlık sokaklara sen düş. Sürün. Karakollara düş inşallah. Allah'ım çok dua ediyorum. İnşallah olur bu. Hızlı. Ya mahalleye elektrik direği diktiniz, iyi halt ettiniz ya. Sanki odanın lambası ya. Kızım bir ya. Of. birdi lan. Alo. Şişli Belediyesi mi? Ya kardeşim bir elektrik direği dikmişsiniz maşallah. Gözümün bebeğine kadar... Alo. Bant kaydı mı ya? Of. Oğlum bak benimle tartışma, canımı sıkma. Bir bildiğimiz var herhalde büyüğün olarak. Susun lan! Burada uyumaya çalışıyorum oğlum. Zaten gözüme ışık giriyor. Tamam lan, tamam. Allah Allah ya. Very nice. Burhan nasıl bir kafa var senin ya? Ya. Yenisini ya. Anam bana suratımda patlayacaktı ha. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana, Bursa'nın biraz yukarısı, Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa yakası.